Selamünaleyküm. Motorla yoldayız şu anda. Daha araziye varmadık ama şöyle bir 5 dakika durduk. İlk siftahımızı da yaptık. Görüyorsunuz, Allah bereket versin. 2 tane. Biri minik ama biri çok güzel. Bunları bugün keme kebabında kullanacağız arkadaşlar. Wow. Bir de başka yere vur. Bak. Ses farkını görüyorsunuz. Var. Hadi bakalım. Yerinde olabilir mi? Olabilir. Hani? Allah Allah. Neredeymiş lan? Harbiden, dur hele. Şurada. Bu kadar derinde kem olamıyormuş lan. Belki. Yok herhalde ya. Çok küçük mü? Aç. Aa, orada herhalde. Bak. Vaa. Bunu bulmak için Neşet gibi saz çalmak lazım. Sen kemeyi saz gibi çalıyorsun yani. Neşet'in sazını, sazı gibi saz çalması lazım. Yine onun sesini biz. Onun orta dilden bir tane dam dam öter. Keme de daban da öyle öter işte. Öyle buluyorsun. O zaman onu ben oradan alırım. 40 santim tabandan alırım o zaman. Misket billesi de olsa alırım oradan. Şu an var mı abi siftah? Valla şu anda daha yeni işbaşı yapacağım. Gidiyorum bakalım hayırlısı. Allah ne verirse. Hayırlısı, rastgele abi. Durum böyle. Rastgele, hepimize rastgele. Birimize rast gelmesin. Hepimize gelsin yine herkes sebeplensin. Bu Mustafa'dan sebeplenmiş ne zevk alır. Tabii. Herkes zevk alsın. Herkes sebeplensin. Aynen. Allah'ım herkese kolaylık versin. Bol kazançlar versin. Hadi size de hayırlı işler, hayırlı günleriniz olsun. Sağ ol abi. Kurbağalarım benim. Sağ ol abi. Gezdik gezdik. Bulabildiğimiz sadece bu kadar. Kuzumun hasılatı. Yaklaşık yarım kiloyu geçer. Şimdi bunu sıra ağaç getirip bunu köz yapıp közde keme kebabı yapacağız. Hiç duydunuz mu? Keme. Ben görürüm. Asıl bu kadar. İnce ince soy da. Evet. Aslında soymaya gerek yokmuş bunlarda da. Biliyor musun? Soyulmadan tüketilebiliyor. Üstünde çok az bir zarı var. Gökhan kardeşim görüyorsun. Şişlerimiz burada. Şişlerimizi aldı. Şimdi kebabı için lazım olan malzemeler. Tavuk çeşnisi. Kebap için mükemmeldir. Tutması için biraz mısır unu. Mükemmeldir. İsteğe göre pul biber.
Az da kamış. Evet, kamış. Kamışsız olmaz. Ateşimiz görüyorsun mükemmelce yanıyor. Aslında şöyle. Ablası yemediği için hastalığı da bitmiyor derdi. Kemerleri poşetin içerisine koyup hepsini eziyoruz. Evet. Normalde kıyma yaptı resmen. Evet, görüyorsunuz. Bu ne yaptın? Bu tavuk çeşnisi. At at at. Lezzet. Biraz daha atalım. Ben severim bunu. Çok lezzet verir. Tuzumuzu da atıyoruz. Biraz da şöyle atalım. Sonra evet. Biber atayım mı? Biber atma ya. Atmayalım, acılamasın. Şimdi bak, biraz tutması için mısır unu kullanmamız lazım. Ya da isteğe göre farklı un yapabilirsiniz. Evet, tekrar karıştırıyoruz. Süper. Şunu biraz ateşe yaklaştırsak mı ki? Yaklaştırırız, sorun değil. Kemerlerimiz pişti ekmeğin arasında. Ben de ilk defa deneyeceğim, bakalım ne kadar lezzetli olacak, bir göreceğiz. Arkadaşlar, bu et değil bak, görüyorsunuz. Kemenin köftesi, kebabı. 1000 liraya satılan biz bu kemeği, görüyorsunuz, köftede bularaktan, yani arazide bularaktan doğal olarak köftesini, kebabını yapıyoruz ve yiyoruz. Araştırabilirsiniz. Herkese afiyet olsun. Bakın. Bakın. İyi olmuş mu? Harika bir şey.